Oğuzcan Obuz bize bu seçime dair bilmemiz gerekenlerin tümünü anlatsın. Oğuzcan, seni dinliyoruz. Evet, 19 saat sonra Türkiye sandık başına gidebilecek. Oy verme işlemi 19 saat sonra başlayacak. Sabah saat 8'de başlayacak oy verme işlemi. 17'de tamamlanacak ve bu kapsamda da Türkiye artık 14 Mayıs seçimleri kapsamında hem 13. Cumhurbaşkanı'nı hem de 28. dönem milletvekilini seçmiş olacak. Bu bağlamda da öncelikle seçmen sayılarından bahsetmek istiyorum. Yurt içerisinde toplamda 60.697.843 seçmen bulunuyor. Yurt dışındaysa seçmen sayısı 3.416.498'di. Toplam seçmen sayısı ise 64.113.941 oldu. Yurt dışında oy verme işlemi 27 Nisan tarihinde başlamıştı ve 9 Mayıs tarihinde sona ermişti. Toplamda 73 ülkede oy verme işlemi kullanıldı ve o oylar da Ankara'ya getirildi ve şu anda da Ankara'da muhafaza ediliyor. Çünkü yurt dışı oylarının sayımına 14 Mayıs'ta saat 17'den sonra başlanmış olacak ve gümrük kapılarında hala oy verme işlemi de devam ediyor. Bunu da belirtmekte fayda var. Hem yurt dışı temsilciliklerde hem de gümrük kapılarında kullanılan oy sayısı ise 1.817.010'u geçmiş oldu. Gümrük kapılarında da oy verme işlemi 14 Mayıs saat 17'ye kadar devam edecek. Yurt içi seçmenlerinin özellikle erkek ve kadın oranlarından da bahsetmek istiyorum. Toplamda 30.710.790 kadın oy kullanabilecek. Erkek seçmen sayısı ise 29.897.053 oldu. Yani kadın seçmen sayısı erkeklere göre daha fazla oldu ve ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı ise 4.904.672 olarak açıklandı. Eğer Cumhurbaşkanı seçimleri ikinci tura kalırsa bu durumda da 47.523 seçmen daha oy kullanma hakkına sahip olacak. Peki liderler nerede oy kullanacak? Yarın itibariyle Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da oyunu kullanacak. Üsküdar'daki Saffet Çebi İlkokulu'nda sandık başına gidecek. Yine İstanbul'da oy kullanacak liderler arasında İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de bulunuyor. O da Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde oyunu kullanmış olacak. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda sandığa gidecek. MHP lideri Devlet Bahçeli yine Ankara'da Anıttepe Ortaokulu'nda oy verme işlemini gerçekleştirecek. Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan da Çankaya'daki Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'nde sandık başına gidecek ve 14 Mayıs seçimlerine ilişkin oy verme işlemini tamamlayacak. Yüksek Seçim Kurulu seçim sonuçlarını, geçici seçim sonuçlarını 14 Mayıs akşamında açıklamayı planlıyor. Cumhurbaşkanı adaylarından kimse %50'nin üzerine ulaşamazsa seçim bu durumda ikinci tura kalacak. İkinci tur için de 28 Mayıs'ta tekrar sandık başına gitme ihtimali bulunuyor. Bunun sonuçları ise bu kesin kararsa 14 Mayıs akşamında verilmiş olacak. Seçim yasakları da yarın itibariyle başlıyor. Yarın sabah saat 6 ile akşam saat 12 arasında alkollü içki satışı tamamen yasak olacak. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak. Yine seçim günü kahvehane, kıraathane, internet kafe gibi eğlence mekanları kapalı olacak. Restoranlarda sadece yemek verilebilecek ve saat 18'e kadar da basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin herhangi bir tahmin veya yorum yapılamayacak. Bu tahmin ve yorumlar tamamen yasak olacak. Saat yarın 18'de 21 arasında sadece Yüksek Seçim Kurulu'nun ilan ettiği mesajlar paylaşılabilecek. Saat 21'e kadar da yayın yasağı devam edecek. Fakat Yüksek Seçim Kurulu bu yayın yasağı saatini daha erkene çekebilecek. Bu durumda da süreci takip etmeye devam edeceğiz. Süreç devam ederken özellikle seçimlere oy verme işlemine 19 saat kalmışken Cumhurbaşkanı adaylarından Muharrem İnce Cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğine yönelik dün YSK'ya bir başvuru yapmıştı. Yüksek Seçim Kurulu bu başvuruyu değerlendirdi ve yaptığı açıklamada İnce'ye verilecek olan oyların geçerli olacağı yönünde bir karara bağlandı. Bu doğrultuda da 6.271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu'na atıfta bulundu. 12. maddede özellikle kesin Cumhurbaşkanı adayları listesinin resmi gazetede yayımlanmasıyla birlikte hiçbir şekilde adaylıktan çekilemeyeceği ifade ediliyordu. İşte buna vurgu yapılarak da ilk tur oylama için çekilme işleminin gerçekleştirilmeyeceği, bu bağlamda da Muharrem İnce'ye verilecek oyların geçerli sayılacağı ifade edildi. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener de bu konuda bir açıklama yaptı. Dilerseniz o açıklamayı dinleyelim. Sayın Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilme dilekçesi
dün Yüksek Seçim Kurulu'na intikal etmiştir. Kurulumuz bugün yapmış olduğu toplantı sonucunda 6271 sayılı Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu'nun 12. maddesinde yapılan düzenlemede Cumhurbaşkanlığı adaylığından aday listesinin resmi gazetede ilanından sonra yapılan çekilmelerin geçerli olmayacağına ilişkin düzenleme ve 6271 sayılı yasanın ilgili maddeleri ve 298 sayılı yasanın ilgili maddeleri değerlendirilmiş ve kurulumuz yapmış olduğu toplantı sonucunda oy birliğiyle Sayın Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinin birinci oylamadan sonra 6271 sayılı yasanın 12. maddesi uyarınca geçerli olduğu ve bu süreçte Sayın Muharrem İnce'ye verilen oyların geçerli oy olarak kabul edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.